Merhaba arkadaşlar, her gün farklı bir çekim tarzı denediğimiz Pixels'ınıza hoş geldiniz. Bugün yanınızda hakem heyetinden Ece Şen var. Şen mi? Vay be. Ece Dönmez var. Ece Dönmez var ya ve maklum konuya gidiyor. O zaman ben başlıyorum ya, sen Güler devam Ece etme. Dönmez var yanımızda. Hakem olduktan sonra çok değişti. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Overwatch'tan peanut butter yapacağız. Yani fıstık ezmesi yapacağız. Ama nasıl yapacağız Ece? Bunun için bazı malzemelere ihtiyacımız olacak. Öncelikle... Mutlaka. Kesme lan sözümü. Zaten soyadımı yanlış hatırladın. Öncelikle fıstığa ihtiyacımız var. Ya da dur. Bunun için gerekli malzemelerimiz... Gerçi orasını şey yaptım. Kesme lan sözümü. Ben sonra evde nasıl bir mobbinge maruz kalıyorum, herkes görsün. Yani, evet. Neyse. 550 gram kadar kabuklu fıstık, yaklaşık 200 gram kabuksuz fıstığa eşdeğer. Yarım yemek kaşığı fıstık yağı, yarım tatlı kaşığı tarçın, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı bal. O zaman yapılışına geçelim mi? Yok, tamam. Tamam. Şimdi biz fıstığımızı önden 175 derecede ısıttığımız fırında 10 dakika kadar pişirdik. Bu sayede yağı birazcık daha böyle kendini salmaya başladı. Şimdi onu böyle neyimiz bu? Robotumuz. Robotumuza atacağız. Şimdi bunu önce 1 dakika boyunca robottan geçireceğiz. Ardından birazcık kenarlardan sıyıracağız. Sonra 1 dakika daha robottan geçireceğiz. Kenarlarını sıyıracağız. Son kez 1 dakika daha robottan geçirip yine kenarlardan sıyıracağız. Şimdi toplamda 3 dakika kadar karıştırdık. Bayağı böyle inanılmaz kremamsı bir yapısı oldu. Benim bayağı şöyle hoşuma gitti. Maraş dondurması hareketi yap bakalım. Hoppa, o kadar olmuyor ama yani bayağı güzel bir yapısı var. Şimdi bunun içine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet Mert'cim, ekleyelim. Ekleyelim. Ekle. Ha ben. Evet. Neyden başlıyorum var mı? Fark etmez, bir sırası yok. İstersen önce kurulardan başla. Sırf seni trollemek için yaptım bunu. Hiçbir sırası yok yani. Tuzumuzu ekliyoruz. Aferin. Tuz yapışmış birazcık. Ya sen de biraz ıslak. Sonra olarak tarçın. Onu ben makineden çıkardım. Kurumuştu. Ben yıkadım ya, ben dedim. Onu yıkamadım. Çıkmamış dedim. Kırmızısı kuruydu. Tamam. Evet. Şimdi bununla ben sana yardımcı olmam lazım. Hayır. Bununla çıkarsın. Saatlerce bekleyelim mi istiyorsun? Belki evet. Birazcık şöyle gel de. Bakmadım. Bakmıyordum, o yüzden oldu. Fark ettim. Ver. Al Ece, al. Her şeyi sen yap, tamam mı? Ya şöyle sıyırarak yapınca çok daha güzel oluyor. O yüzden bak. Olmadı işte, bak yine orada kaldı. Bak böyle. Alıştı. Neyi alayım işte Mert? Neyi alayım? İşte yapamadım. Yaptım. Bak. Her tarafı da sıçradı. Ooo. Sıçradı. Sıçramadı. Bu ne? Bu ne? Onu sen yaptın. Peki canım, ben yaptım. Yağı koy. Koyacağım. Çok konuşma. İnsanlar iş yapmıyor bu çocuk diyor. Ya evet, öyle bir yalan var. Arkadaşlar çok çalışıyor. Evet. Bunu tutuyor falan mesela. Fotoğrafları çekiyorum. Sonra fotoğrafları düzenliyorum. Fotoğrafları yan yana koyuyorum, işler yapıyorum falan. Bütün bu süre zarfında bana kötü davranılıyor, alttan alıyorum. Ne söylenen şeyler. Allah Allah. Yani inanmasak... Bilmesek inanacağız. İnanmasak gideceğiz. Gerçekten inanmasak gideceğim ben. Neyse tamam, çok konuşma. Bir dakika daha şey yapıyoruz. Yine çok konuşma damgası. En azından istikrarlıyım her için. Tabii. Bayağı güzel oldu ya görüntüsü. Yani görüntü falan değil. Bakalım. Kokusu da güzel. Kokla. Bunu yere koy. Yere koy. Koyacak yerimiz yok şu anda. Şuraya koyacağız. Tamam. Yani bir yere koyarım da yere koy. Ya bir yere koy o zaman, tamam. Hadi öyle anlaşalım. Şimdi bunu şöyle... Ya oldu. Telefonum dahil. Neyse. Dilersin hepsini birazdan. Şimdi bunu şöyle güzelce
şeyimize, kavanozumuza şey yaptıracağız. Nasıl olmuş? Yani güzel de bence yeterince tatlı değil bu arada. Ben üzerine reçel sürmeyi sevdiğim için o kadar tatlı olmaması şeysindeydim ama. Bunu baştan söyleyebilirdim bence. Evet, üzerine reçel mi tadardın ama? Yok. Hayır. Yani bence bal miktarı arttırılabilirmiş. Okey. Ben tarçının kokusuna bayıldım ya. Tarçın güzel bir esans sağlamış ama dediğim gibi bence biraz daha tatlı olmalı. En azından benim bir fıstık ezmesinden beklentim azıcık tatlı olması. Gold gibi olması mı? Evet. Gold. Şu an kahveye mi daha yakın, Gold'a mı daha yakın? Kahveye daha yakın. Ben Gold'u daha çok seviyorum. Tamam. Öyle reklamlar. Yani tamamen şeye bağlı bu. Fıstık ezmesinden beklentine bağlı o zaman aslında. Yani. Yorumlarda linç edileceğim. Şimdi hayır, kahve daha güzel. O daha tatlı. Asıl güzel olan cif. Yok, bence Gold güzel gayet. Hayır, yok şeyle... Ya sen Gold'un Gold olduğu zamanları bilir misin? Prentice yazar üzerinde böyle cowboy var bir tane. Hayır. Neyse, ne bileceğim. Bizim oralarda yoktu öyle şeyler. Yani işte. Biz birazcık böyle şeydik. Öyle bir aileydik işte. Öyle bir aileydik. Amerika'dan getirtiyorlardı. Evet. Bayağı güzel bence koydum yani. Hiç öyle etrafı da batırmadım. Hayır, ben tam yalarım onun devamı. Tamam, bunu sen yala. Ben de şuradan dışarı taşmıştan biraz. Evet, kahveye daha yakın bir tadı olmuş. Ama bence dediğim gibi yani üzerine böyle ekmeğin üzerine bulunan ince bir dilim, ince bir tabaka süreceksin, tamam mı? Üzerine sevdiğin herhangi bir reçel ama bence vişne ya da böğürtlen reçeli ya da hudur reçeli en güzel olur buna. Ondan sonra böyle afiyetle yiyeceksin. Böyle kenardan böyle reçel akacak falan, tamam mı? Sen yerken onu böyle tabağa getirmeye çalışacaksın. Tam olarak öyle bir fıstık ezmesi. Niye yapmadım? Anlattım bunu. Reçel mi dedi? Var. Evet. Onu ayrıca yaparız dedim. Hani o kadar da rezil olmayayım dedim. Ama anlattım. Evet. Canlar çekti. Yani. Neyse, bence güzel ve başarılı oldu. Evet. Tamam, o zaman sen yemeye devam et. Ben kapatırım. O işi de ben yaparım. Videoyu ben de editlerim zaten. Bütün işi ben yapıyorum. Neyse. Eğer bundan yaparsanız #pixelsins ile Instagram'da, Facebook'ta vesairede paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup abone olup arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bence güzel olur. O kadar. Haftaya ya da bir sonraki videoyu çektiğimiz günde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba.